Halit Bey, Halit Bey. Evet. Şey, en güzel. En güzel. Tamam. Atatürk, bilmiyorum işte. Daha yazanlar da var. Onlar şey. Bu da 5. yıl valsi. Atatürk dans ederek açıyor. Onun DVD'si. Bu çok yazık. Şey. Bazı şeyler var ki bunlar benim gibi. Sayın Valim, Sayın Milli Eğitim ve Sayın Basın Mensupları. Bugün burada buluşmamızın özel bir nedeni var. İlk İstanbul dışına çıkıp bir yolculuk yaptığım yer İzmir. Ve niye olduğunu bilmiyorum. Bir de Manisa'ya da gelmiştik. Manisa'ya geldik ve sonra ben döndüm, vapura da koşuyorum. Yaşlanınca bir şey düşünür oldum. Ya bende bu kadar şey var, ne olacak derken meslekleri alanında yararlı olacağımı düşündüğüm, benden daha gençlere diyorum ki bende bir resim var ya, bende bir şey. Bir takım dokümanter, belgeseller yapılıyor. Geliyorlar, Halit abi sende vardır bu not. Şimdi eskilik çok önemli değil ama eskiliği yaşayabilmek önemli. Ben öyle şanslı bir insanım ki, yani hayat hikayesi değil ama bir minnacık şey diyeyim. Hayata atılır, bir kere inek talebeydim çocuklar. Bizim zamanımızda inek talebe derlerdi sınıf birincisine. Benim herkesin karnesindeki notları topluyorlar. En çok olanı da o zaman iftar kitabı, iftar listesi. Ya bunlar mühim değil, hayat mühim diyor falan bir kısmı. O da mühim. Ortaokulu, liseye dedik derken hukuk. Dediler ki büyüklerimiz, evladım memur olsan maaşını bil, efendi otur çalış dediler. Ben de peki dedim, hukuk okurum, onlar da çıkar hakim olurum, o cübbe falan giymek ne kadar güzel bir şey falan dedim. Ama daha hukukta okurken ben kendi kendime yazı yazıyorum böyle oturduğum yerde. Böyle sesim güzel, şarkıcı falan da değilim, hani sözler mi yazıyorum bir şeyler. Böyle birileri, abim çok komikti, çok tatlıydı, ona tiyatro, komedi, oyunculuğu teklif ettiler. Ondan mı kapıyorum neyim derken, bir arkadaşım üniversite, ya dedi Akbaba, o zaman Akbaba diye bir dergi var, mizah dergisi, o kadar büyük dergi ki. Bunun içinde ise Yusuf Siyah Ortaç, Akbaba'nın sahibi, berberlere çok kızardı. Alıyorlar bir tane Akbaba, koyuyorlar, bütün bir hafta tıraş olan bin kişi onu okuyor, dergi satılmıyor o yüzden derdi. Gülerdik biz de. Ya biz dergiye yazı yazsak dedik, Nur içindesin buranın arkadaşında. Yazalım dedik, biz yazdık götürdük. Bir ay da uğramadık, bir ay sonra uğradık ikimiz de. Ah, sekreter hanım kapıya çıktı. Neredesiniz Halit Bey? Ne oldu? Sizi bekliyor Yusuf Siyah Bey. Ah! Girdik oraya, evladım dedi, sizin yazılarınız bu haftaki Akbaba'da çıkacak dedi. Ben Fatih'te oturuyorum, o hafta Akbaba'nın çıktığı gün Akbaba'ya dayım. Fatih'ten Beyazıt Üniversitesi'ye gidene kadar 15 tane gazeteciden hepsinden bir tane aldım, çantama koydum, eşe dostu dağıttım, bak ben yazar oldum diye. Böyle bir mizah, gülücükler yazarak falan başladık. Son yazdığım kitapta mizah üzerine, yalnız şöyle bir fark var. 88 yaşındayım. 87,5 sene insanlara çok hizmet ettim. Ya biraz da hayvanlara hizmet edeyim dedim. Çünkü hayvanları da seviyorum. Çünkü hayvanlardan hiçbir kötülük görmedim bugüne kadar. İnsanlar da istisnalar kaideyi bozmaz. Efendim, şimdi bu şeyleri söylüyorum. Ben doğuya gittim. Çok kısa süre bir hakimlik yaptım. Avukatlığa girdim. Avukatlığa hiç, yani avukatlar kızmasın bana. Duruşmaya girdim. Savunacağım adamı değil mi? Hakim beraat ettirdi daha bana sormadan. Ondan sonra birisi evden çıkmıyorlar filan der. Geldiler, ben söz istedim hakim bey dedim. Karşılar dedi ki efendim evi boşaltıyoruz bu hafta. Ben konuşmadan davalar bitiyor. Ben beni konuşturmayan meslekte yokum dedim. Çıktım geldim gazeteciliğe. Ve yazı yazmaya başladım spor dergisinde. Fakat spor dergisi de bir baktım yazımı aldım ikinci hafta. Ah! Ortasında nefis çizgi karikatürler var. Kim yapıyor bunu bir çocuk? Galatasaray Lisesi'nden dediler. Ben Fenerbahçeliyim olmaz demedim. Peki dedim. Sonra o çocuk bir gün dedim ki çocuk çağırın da konuşalım dedim.
o lise 2'de mi neymiş, gel tanıştık. İsmi Abdü İpekçi'ydi çocuğum. Ondan sonra bir gün oldu, Abdü İpekçi bir büyük gazetenin genel yayın müdürüydü. Ben de onun muhabirlerinden biriydim. O işe devam ediyorduk. Fakat bu sefer takdimci diye bir şey çıktı. Böyle bir yere geliyor, birisi çıkıyor. Efendim şimdi karşınıza falanca gelecek. Bazılarında mikrofon da yok o zaman ağızdan. O işe girdim. Sonra takdimcilik, sunuculuk oldu. Biz Nurçin Yasin, Orhan Boran, Erkan Yolaç, bir de Halit Kıvanç. Üç kişiydik. Takdim ederdik. Efendim şimdi karşınıza şu gelecek, bu gelecek. Sonra onlar meşhur olurlardı falan. Ben bugün aynı işlere devam ediyorum 88 yaşında. Tabii 90'a bastıktan sonra orta yaşa geçmiş olacağım için bir kısa bir süre, 20 sene.